Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Temel yaşam desteği, her vatandaşın bilmesi, öğrenmesi ve uygulayabiliyor olması gereken önemli bir başlıktır. Temel yaşam desteği, yaşamı kurtarmak için, hayatı kurtarmak için, hava yolunu açtıktan sonra yaşam için elzem olan oksijenin dokulara ulaşmasını sağlamak için yapılan ilaçsız müdahalelerdir. Bunlar nelerdir? Oksijenin ulaşabilmesi için akciğerlere hava verilmesi ve de dış kalp masajıyla kalp masajının yapılması temel yaşam desteğinin temelleridir. Yaşam için en önemli element oksijendir. Oksijenin vücudumuzda gerekli tüm organlara ulaşabilmesi gerekir. Normalde bunun yolu havadan aldığımız oksijenlerin akciğerden kana geçmesi ve kandan kalp aracılığıyla bütün vücudumuza pompalanmasını içerir. İşte solunum durması, yani solunum hareketinin olmaması demek, bu oksijenin vücuda alınamaması demek. Bu da bir süre sonra vücudun oksijensiz kalması, ki hayati tüm mekanizmalar için geçerli olan elementtir, ve de daha sonrasında da kalbin durmasını getirebilir. Temel yaşam desteğinde solunum durduğu için temel yaşam desteği uygulayan kimsenin hastanın akciğerlerine oksijeni ulaştırması lazım. Bu yapay solunumla olabilir. Eğer siz bu konuda bilgili, ehil bir sağlık çalışanıysanız, o zaman daha ileri metotlarla akciğere havayı, oksijeni vermemiz gerekiyor. Vücudumuzun çalışabilmesi için tüm organlarımızın oksijene ihtiyacı vardır. Oksijen de vücudumuzdaki kanla taşınır. Kan aslında bir taşıyıcı bu anlamda. Ama bu kanın taşırken dokulara ulaştırılması için kalbin bu kanı pompalaması gerekmektedir. Kalbin bu kanı yeterli düzeyde pompalayamazsa organlar yeterli çalışamaz, yeterli oksijen alamazlar ve organ bozuklukları ortaya çıkar. İşte kalbin durmasıyla vücut artık oksijen alamaz olur ve bu organların hasarına sebep olur. Eğer yeterli zamanda müdahale edilmezse kan pompalanamaz ve önce geri dönüşlü, daha sonra ilerleyen zamanda geri dönüşsüz doku hasarları ortaya çıkabilir. Temel yaşam desteğinde ilk olarak bir yaralı gördünüz. Hemen yanına yaklaştınız. Öncelikli olarak kendinizi, yaralıyı ve çevrenizi güven altına almanız gerekiyor. Daha sonra yaralının yanına gidip onun bilinç durumunu değerlendirmemiz lazım. Bunun için hafifçe omuzuna dokunarak "İyi misiniz?" şeklinde sesleniyoruz. Eğer bir yanıt alamazsak ve hastamız bilinçsizse hemen etraftan yardım isteyeceğiz. 112'yi arattıracağız. Eğer yalnızsak 112'yi biz arayacağız. Daha sonrasında hastanın hava yolunda tıkayıcı herhangi bir materyal olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Hava yolu açıklığını, hava yolunda herhangi bir şey yok ise sağladıktan sonra elimizin avuç içiyle alnına dayayıp iki parmakla da çenesini yukarı kaldırarak hava yolunu açmaya çalışıyoruz. Böylece hastamızın hava yolu rahatlamış oluyor.
Ardından bak, dinle, hisset yöntemiyle hastamızın solunumu olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için hastamızı sert bir zemine yatırıyoruz. Göğsünü ve boynunu açık hale getiriyoruz. Hastanın göğüs hareketlerine bakıyoruz. Göğsü inip kalkıyor mu diye. Daha sonra kulağımızı ağzının yanına getirerek, ayrıca elimizi de göğsüne koyarak nefes sesini duymaya çalışıyoruz. Elimizle de göğsünde bir inip kalkma hareketi olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Solunumu da olmayan hastaya artık temel yaşam desteğine geçmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Öncelikli olarak hastanın göğüs kemiğini, yani iman tahtası denen kemiği bulacağız. Bunun orta alt kısmına avucumuzun içiyle tam avucumuzu oraya yerleştirip diğer kolumuzu da üstüne destek olarak bastırarak hastanın göğüs kafesini aşağıya doğru esneteceğiz. Bunu yaparken dirseklerimizin dümdüz olması gerekiyor ki uygulanan kuvvet doğruca kalbe ulaşsın ve yeterli pompalama yapabilsin diye. Ne kadar esnetmemiz gerekiyor göğüs kafesini? Yaklaşık 5 santim. Yani bu da göğüs ön arka çapının 1/3 kadar aşağı inmesi demek. Etkin göğüs masajı temel yaşam desteğindeki en önemli basamak. Hastanıza ne yapacağız? 30'a 2 kuralı var temel yaşam desteğinde. Yani 30 göğüs kompresyonu yaptıktan sonra akciğerlere oksijeni ulaştırmak için yapay solutma yapacağız. Bunun için alnını yukarı, çenesini de yukarı kaldırdığımız hastanın burnunu kapatacağız. Ağzına ince bir bez ya da kumaş parçası koyabiliriz. Derin bir nefes alıp yaklaşık 1 saniye boyunca nefesimizi ağzı aracılığıyla akciğerlere doğru üfleyeceğiz. Göğsün kalktığını görmemiz gerekiyor ve daha sonra bu göğsün boşalmasına izin vereceğiz. Bu soluk hareketini 2 defa tekrarladıktan sonra hemen göğüs masajına devam edeceğiz. İkisinin sürekli olması, aralığın çok kısa olması hastanın sağ kalımı açısından çok önemli. Peki biz temel yaşam desteğini ne zamana kadar uygulayacağız? Tabii ki biz tükenene kadar. Eğer yanımızda başka biri varsa ondan da aynı şeyleri yapmasını isteyebiliriz. Ya da yardım gelene kadar bunu mutlaka devam ettirmeliyiz. Ayrıca COVID pandemisi döneminde olduğumuz için şunu da belirtmekte fayda var. Hastanın COVID durumunu bilmediğimiz için solunum desteği vermekle ilgili endişe duyabilirsiniz. Çok haklısınız. Zaten 2021'de yapılan tavsiyelerde temel yaşam desteğinde COVID-19 döneminde hastanızın COVID-19 durumunu bilmediğiniz için solunum desteğini yapmadan aralıksız göğüs masajıyla yardım etmeniz mümkün. Temel yaşam desteğini devam ederken hastanızın tekrar iyileştiğini, temel yaşam desteğimizin işe yaradığını nasıl anlayacağız? Hiç geri dönmeyebilir hastanız bu süre içinde. Siz hiç anlamayabilirsiniz ya da çok ufak değişiklikleri olmuştur. Ancak bu yapmaya devam ettiğiniz masajın hastaya zararı olmayacaktır. Ancak hastanızın dolaşımı, solunumu yerine gelirse bilinci de açılacaktır ve solunumunu kendiniz gözleyebileceksinizdir. Böyle bir durumda artık temel yaşam desteğine devam etmeyebilirsiniz. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayı.